Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Kelbecer bölgesinde Azerbaycan ordusuna saldırısı sonrası yapılan karşı misillemede bir Ermeni komutan ile iki Ermeni asker imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ateşkes konusunda varılan anlaşmaya rağmen, Ermeni Silahlı Kuvvetleri Birlikleri'nin, Azerbaycan ordusunun Kelbecer bölgesinde Alagöller yönünde bulunan birimlerine ateş açtığı bildirildi. Saldırıda Azerbaycan askeri Nijat İskandarov'un yaralandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu yönde konuşlandırılan Azerbaycan ordusu birliklerinin yeterli müdahale tedbirlerini aldığı belirtildi. Azerbaycan ordusunun Ermeni ordusuna ait birçok mevziyi yok ettiği kaydedildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise yaşanan çatışmalarda 3 askerin öldüğünü açıkladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Azerbaycan saldırısının kınanması ve durdurulması gerektiğini savundu. Paşinyan, yeni bir Azerbaycan saldırısı sonucunda bugün Ermenistan topraklarında 3 Ermeni askeri öldürüldü. Bu, Ermenistan'ın bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine yönelik bir saldırıdır. Azerbaycan işgali kınanmalı ve durdurulmalıdır. Azerbaycan birliklerinin geri çekilmesi ve işgalden etkilenen Ermeni topraklarında uluslararası bir gözlem misyonunun konuşlandırılması mutlak bir zorunluluktur dedi. Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı ile öldürülen üç Ermeni askerden birinin bölgede konuşlandırılan taburun komutanı olduğu belirtildi. Diğer yandan Hindistan Ermenistan'a yaklaşık 250 milyon dolar değerinde silah ve mühimmat gönderecek. Economic Times gazetesinde yer alan haberde Eylül ayı başında iki ülke hükümetleri arasında ilgili anlaşmaların imzalandığı kaydedildi. Haberde sözleşmelerin değeri açıklanmadı ancak gelen bilgilere göre 244 milyon dolardan fazla olan 20 milyar rupiden bahsedebiliriz. Siparişin yerli üretim Pinaka füze sistemlerinin ilk ihracatını kapsadığını söylüyorlar. Ayrıca, anlaşmanın bir parçası olarak Hindistan, Ermenistan'a tank savar füzeleri ve bir dizi başka askeri mühimmat sağlayacak denildi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, müttefiklerinin de dahil olmak üzere bazı ülkelerin kendilerine yüz milyonlarca dolar değerinde silah vermeyi reddettiğini açıkladı. Paşinyan, yüz milyonlarca dolar ödendi, ancak müttefik ülkeler tarafından tedarik yükümlülükleri yerine getirilmedi. Bunlar acı gerçekler ve durumu derinlemesine analiz etmeliyiz dedi. Bunun tek bir amaç için yapıldığını savunan Paşinyan, Ermenistan'ın egemenliğinden, devletliğinden ve toprak bütünlüğünden vazgeçmesi. Ancak tüm etkenlere rağmen bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi savunmaya kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 218. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Hava Kuvvetleri'nin kara harekatlarını desteklemek amacıyla 16 saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, 3 savunma hattı, 10 silah ve askeri teçhizatın bulunduğu bölge, 3 uçak savar füze sistemi imha edildi. Ayrıca, hava savunma birimlerimiz farklı yönlerde 4 insansız hava aracı, 4 adet X-59 güdümlü uçak füzesini düşürdüler. Füze birlikleri ve topçular düşman hedeflerine saldırılara devam ediyor. Özellikle, bir günde iki komuta noktası, düşmanın insan gücü, silah ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 7 bölge, 4 elektronik harp istasyonu, 2 mühimmat deposu imha edildi denildi. Genelkurmay ayrıca, Rus ordusunun kayıplarını açıklayarak, Rus ordusunun 58.580 askerini kaybettiğini, 2.325 tank ve 4.909 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi açıklamada 1385 topçu sistemi, 331 çok namlulu roket atar sistemi, 175 hava savunma sistemi, 262 uçak, 224 helikopter, 995 insansız hava aracı, 246 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi, 3751 adet çeşitli modelde askeri araç ile 131 özel ekipmanın yok edildiği kaydedildi. Genel Kurmay Başkanlığı ayrıca Belarus'un Rusya'da seferber edilen 20 bin kişiyi kabul etmeye hazırlandığını iddia etti. Belarus'ta Rusya'dan seferber edilen 20 bin kişiyi barındıracak mobil konaklama alanları oluşturulduğu ifade edilen açıklamada Rusya silahlı kuvvetlerinin Belarus'ta konuşlanmış birimlerini yenilemeleri gerekiyor. Konaklama için mevcut askeri fonların yanı sıra sivil tesislerin ve binaların kullanılması planlanmaktadır. Bu ihtiyaçlar için terk edilmiş tarım işletmelerinin ve çiftliklerin depolarını, hangarlarını ve diğer tesislerini boşaltıyorlar denildi. Diğer yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'da seferberlik ilan edilmesinin ardından bir hafta içinde ülkeden kaçanların sayısının Ukrayna'da savaşan Rus askerlerinin sayısını geçtiğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan ayrılmaya çalışanlar arasında daha iyi durumda olanlar ve iyi eğitimliler fazla temsil ediliyor. Harekete geçirilen yedeklerle birleştiğinde, azalan işgücü mevcudiyetinin ve beyin göçünün hızlanmasının ülke içindeki ekonomik etkisinin giderek daha önemli hale gelmesi muhtemeldir denildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü ise Rus askeri liderliğinin limanın Ukrayna tarafından kuşatılması olasılığına ilişkin artan endişelere rağmen limandaki Rus gruplaşmasının olası yenilgisi için bilgi koşullarını belirlemede büyük olasılıkla başarısız olduğu belirtildi açıklamada Kremlin Rus bilgi alanını ve idari organizasyonunu daha iyi hazırlamak için Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarının ilhakını duyurmayı geçici olarak erteleyebilir ancak bir tür ilhak duyurusu için en olası tarih 30 Eylül olmaya devam ediyor. Rus makamları, daha önce Rusya'nın önde gelen konvansiyonel savaş kuvvetleri olarak kabul edilen birimler de dahil olmak üzere, çeşitli birimlerin ciddi şekilde bozulmuş kalıntılarını doğrudan takviye etmek için yeni seferber edilmiş ve eğitimsiz askerler göndermeye devam ediyor. Ukrayna kuvvetleri liman çevresinde önemli kazanımlar elde etmeye devam etti ve kuzeyden Zelena Dolina Kolodyazi yayı boyunca ve güneydoğudan Yampayıl çevresinde ilerledi denildi. Ukraynalı askeri uzman Oleg Katkov ise Rus ordusunun Herson bölgesindeki Dnieper nehrinin sol yakasını tam güçle terk edemeyeceğini belirtti. Uzman, Herson köprüsündeki Rusya, elinde muz tutan bir maymuna benziyor. Genel olarak, durum Ukrayna ordusu için idealdir. Rus kuvvetleri tüm personeliyle bu bölgeden, kaçamayacak. Güneydeki başarının, örneğin Harkov bölgesi ve liman bölgesinden daha az olabileceğinden şikayet etmeye gerek yok. Bu operasyonel bölgelerin her biri amacını yerine getiriyor ve mevcut durumda güney son derece iyi dedi. Diğer yandan Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Serik Jumangarın Rusya sınırında yeşil koridor kurulacağını açıkladı. Kazak Bakan, Rusya'dan Kazakistan'a insan akışının artması nedeniyle Moskova ve Astana iki ülke sınırında yeşil bir koridorun açılmasını görüştü. Sınır teşkilatları buluşacak ve yeşil bir koridor sağlamaya çalışacak dedi. Öte yandan Türkiye'nin yoğun diplomatik gayretleri sonucu Temmuz'da Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak İstanbul'da tahıl ürünlerinin güvenli transferi için kurulan müşterek koordinasyon merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve müşterek koordinasyon merkezinin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin 1 Ağustos'ta Odessa limanından hareket etmesinin ardından tahıl sevkiyatı devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridorundan bugüne kadar 235 gemi geçti, taşınan tahıl miktarı 5 milyon 500 bin tona yaklaştı.